Zühtü Arslan'ın yaptığı, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın yaptığı uyarılar aslında sadece bugünün konusu değil. Anayasa Mahkemesi benzer uyarıları içeren bir basın duyurusu da yayınladı biliyorsunuz. Enis Berberoğlu kararının gerekçesini de ihtiva eden bir duyuruydu. Anayasa Mahkemesi kararlarına neden uyma mecburiyeti olduğunu, neden bağlayıcı olduğunu açıklamaya çalışıyordu bir kez daha. Aslında hani eskilerin tabiriyle izahtan variste bir durum. Bunun açıklama gerektirir bir tarafı yok. Çünkü anayasanın bu konuda açık hükmü var, emri var. Fakat anayasanın amir hükmüne rağmen Anayasa Mahkemesi kararlarının, AİHM kararlarının uygulanmayabildiğini gördük. Bunun işte son örneği Enis Berberoğlu kararıydı. Anayasa Mahkemesi mükerrer karar almak zorunda kaldı. İkinci bir karar aldı ve önceki karara uyulmamasını da o ikinci kararla tekrar eleştirdi. Yine hala uygulanıp uygulanmayacağını, ne ölçüde uygulanacağını tartışmaya devam ediyor Türkiye ilgili makamlar o kararı. Neyse ki ilgili mahkeme karara uyma yönünde bir karar aldı bu kez. Uymamazlık yapmadı. Anayasa Mahkemesi kararı bağlamaz demedi. AİHM kararları için, AYM kararları için benzer bağlamaz tavrı alan mahkemeler gördük çünkü. Bu sefer işte yürütmeyi durdurma kararının uygulanıp uygulanmaması tartışma konusu. O açıdan yine hala AYM kararının tam bağlayıcılığı açısından şüpheler dile getiriliyor Cumhur İttifakı tarafından. Cumhur İttifakı'nın bir kanadı tarafından en azından diyelim. Dolayısıyla Zühtü Arslan'ın Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın o uyarılarının bir arka planı var. Onlar spesifik olarak sadece bir vakaya indirgenemez bana sorarsanız. Yani şu vaka özelinde Anayasa Mahkemesi'ne yeni atanan üyenin seçim usulü yöntemi Yargıtay'a hızla gelip İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından hızla gelip aynı hızla Anayasa Mahkemesi'ne seçilmiş olması üzerine edilmiş laflar değildi onlar. Genel olarak Türkiye'de Yüksek Yargı, Anayasa Mahkemesi, AİHM kararlarına uyma konusundaki tereddütler, tutarsızlıklar ve anayasanın havada kalmasıyla sonuçlanan bir takım işte anayasa tanımaz durumlar, fiili durumlarla ilgili kaygılarını dile getirdi diye dinledim ben. Yani bu açıdan tabii ki manidardı. Türkiye gün geçmiyor ki sarsıcı bir hukuk faciasıyla, kriziyle karşılaşmasın. Yani sadece dün bugün olanlara bakın. Bugün sabah Fox TV'ye Osman Kavala'nın eşi Profesör Ayşe Buğra çıktı. Orada söyledikleri, yani eğer Anayasa Mahkemesi kararlarına, AİHM kararlarına uyulmazsa ormanda yaşarız şeklinde şeyler söyledi. Kimin gücü kime yeterse kanununa tabi bir orman hayatına dönmemek için anayasaya neden uyma mecburiyeti olduğunu izah etmeye çalışan bir takım mağduriyetlerden yakınan, adil yargılama konusunda şikayetleri olan her gün insanlar görüyoruz. Hak savunucuları görüyoruz, medyada haberler görüyoruz. Bu tartışmaların sonu bir türlü gelmiyor. Yine bugün mesela Independent Türkçe sitesinin bir haberi vardı. Soma faciasında, Soma katliamında biliyorsunuz 3 sanık tutuklu kalmıştı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin o konuda itiraz üzerine kendi aldığı kararı değiştirmesi sonucu İlgili Ağır Ceza Mahkemesi yeni bir davayı tekrar görmek üzere yeni bir duruşma tarihi belirledi ve meğer o duruşma tarihinin belirlenmesinden bir gün sonra 5 Şubat'ta Soma davasının tutuklu son 3 sanığı da tahliye edilmiş. Yani ben mesela o hayhuy arasında bunu kaçırdım. Haber oldu mu, büyüdü mü bilmiyorum bana sorarsanız. Çok önemli bir haber. Ama ancak şimdi mesela benim dikkatime gelebildi. 4 gün sonra. Yani Yargıtay'ın ilgili dairesinde daha önce taksirle ölüme sebebiyet vermek ve yaralamaya sebebiyet vermekten kurulan hüküm, verilen hüküm değiştirildi. O
ilki kastendi bilinçli taksirle ölüme yaralamaya sebebiyet vermeye dönüştürüldü ve dolayısıyla suçun niteliği değişti. Bu nasıl oldu? O ceza dairesinin 3 üyesinin değiştirilmesiyle mümkün oldu. Yeni gelen 3 üye kararın değiştirilmesi yönünde oy kullandı ve suçun niteliği değişti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün meşhur bir sözü vardı hatırlarsanız. Herkes her şeyi biliyor demişti bir ara. Sonra o bayağı tutulmuştu. Maruz kaldığı bir takım sosyal medya linç kampanyaları sebebiyle o kampanyaları kimlerin ne şekilde organize ettiğini bildiği ne söylüyordu. Ve sadece kendisinin değil, yani bunun herkesin de gözü önünde cereyan ettiğini, dolayısıyla herkesin her şeyi bildiğini söylüyordu. Şimdi burada da görünen köy kılavuz istemez. Resme baktığınızda zaten hani artık her yerde konuşulan ayyuka çıkan şayiaları falan koyun bir kenara. Yani arka planda neler döndüğüyle ilgili şayialardan söz ediyorum. Sadece görünen köy bile kılavuz istemez. Manzara hakkında neler olup bittiği hakkında bir fikir veriyor. Bunlar yeterince tedirgin edici değil mi? Yani bir yerde hukuk var mı yok mu, adalet var mı yok mu bunu tartışıyorsak, adalete, hukuka, yargıya güven yerlerde sürünüyorsa, hiç bu kadar dibe vurmadıysa. Kondar'ın yaptığı bir araştırma vardı 2020 ilkbaharında. Yani orada eğer devlet yetkililerinden gelen bir haksızlığa uğrarlarsa yargının kendilerini koruyacağına, haklarını koruyacağına güvenip güvenmedikleri sorulduğunda yargının kendi haklarını koruyacağına inanmadığını söyleyen vatandaş sayısı partilerden bağımsız olarak, yani iktidar partisi mensupları da var, seçmenleri de var aralarında, %70-80'ler dolayındaydı. Eğer iş buralara geldiyse, toplumun kahir ekseriyetinin büyük çoğunluğunun adalete, yargıya güveni kalmadıysa, o zaman konuşacak ne kalır geriye? Yani ortada çok ciddi bir sorun var. Mutfaktaki yangın ne kadar can yakıcıysa, adaletteki yangın da o kadar can yakıcı. Bence ona yönelik bir vurguydu. O konudaki kaygılarını, endişelerini zaten her fırsatta Anayasa Mahkemesi Başkanı dile getiriyordu. Kararlarıyla da zaten, yani bireysel başvurularda verdikleri hak ihlalleri kararlarına, yapılan başvuruların adedine falan bakın. O da zaten bir fikir veriyor. Zaten bunu ortaya koyuyordu Anayasa Mahkemesi. Bunu söze dökmüş oldu.